Değerli takipçilerimize, Necdet Sançar'ın aramızdan ayrılmasının 46. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Üsküdar Karacaahmet mezarlığından esenlikler diliyoruz. Şu anda canlı yayında olan arkadaşlarımız acaba sesimizi alabiliyorlar mı? Bir ses kontrolü yapalım. Şu anda bağlantıda olan arkadaşlarımız lütfen sesimi duyuyorlarsa yanıt yazabilirler mi? Herhangi bir ses problemi var mı? Kontrol edelim. Asil Bey, seste bir sorun var mı? Asil Ceylan Bey, seste herhangi bir sorun var mı? Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, şu anda Karacaahmet Mezarlığı'ndayız. Karacaahmet Mezarlığı'nın yerini bilmeyen, İstanbul'da olup da buraya gelemeyen ya da Atsız ve Sançar'ın mezarlarının yan yana olduğunu, yanında Ahmet Hamdi Bey'in, Ahmet Hamdi Uluaydın ya da Muzaffer Ereş'in mezarının olduğunu bilmeyenler için buranın nerede olduğunu söyleyelim. Şimdi benden aşağı burası Üsküdar ilçesi. Üsküdar ilçesinde Karacaahmet Mezarlığı vardır. Zaten Türkiye genelinde bilinen bir mezarlıktır. Karacaahmet Mezarlığı'nda çok büyük bir mezarlık. Cemevi var. Şimdi göstereyim size şöyle Cemevi'ni. Şu parmağımın ucuyla gösterdiğim bina Cemevi arkadaşlar. Cemevi'nin yanında da bir cami var. Karacaahmet Cemevi dediğiniz zaman herkes, değerli arkadaşlar, burayı gösterir. Dolayısıyla Atsız ve Sançar'ın mezarına da rahatlıkla gelebilirsiniz. Şimdi bugün Atsız'ın ve Sançar'ın mezarından canlı yayın yapmamızın sebebi, değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Necdet Sançar'ın bugün ölüm yıl dönümü. Tabii ölüm kelimesini ben fikir adamlarımız için kullanmak istemiyorum. Yaptığımız paylaşımlarda da bunu sıklıkla vurguluyoruz. Aramızdan bedenen ayrılması. Çünkü biz bugün bildiğiniz üzere Necdet Sançar'ın adımlarına basarak ilerliyoruz. Atsız'ın adımlarına basarak ilerliyoruz. Onların Türkçülüğü getirdiği, işlediği noktadan itibaren bizim anladığımız şekliyle ve onların işleyip bıraktığı seviyeden daha da yükseklere çıkarmak gayesiyle bugün biz Türkçülüğü bu şekilde anlayıp insanlara anlatmaya ya da yaymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün fikirleri canlı şekilde yaşayan Atsız ve Sançar kardeşler için öldü değil de bedenen aramızdan ayrıldı demek bana daha doğru geliyor. Dolayısıyla bedenen aramızdan ayrılmasının 46. yıl dönüm vesilesiyle canlı yayın yapıyoruz. Çünkü biz Türkçüler Birleşiyor olarak arkadaşlar bildiğiniz üzere çok önemli noktalardan sürekli canlı yayınlar yaptık. Daha eskiden hatırlayalım, Ömer Seyfettin'in mezarından yaptık, Mehmet Emin Yurdokulu'nun mezarından yaptık, Akçura'nın mezarından yaptık, şehitliklerden defalarca canlı yayın yaptık, Edirne Kapı Kara Şehitliğinden yaptık, Sakız Ağacı Hava Şehitliğinden yaptık, yine Edirne Kapı Deniz Şehitliğinden canlı yayınlarımız oldu. Bunun haricinde Atsız ve Sançar'ın mezarından zannedersem bu 3. ya da 4. canlı yayınımız olacak. Dolayısıyla önemli günlerde, önemli yerlerden fikir adamlarımızın mezarları başından canlı yayınlar yapmayı artık biz Türkçüler Birleşiyor sayfası ve yayın grubu olarak gelenek haline getirdik. Bugün sizlerle hasbihal etmemizin sebebi de dediğimiz üzere Necdet Sançar'ın aramızdan bedenen ayrıldığı gün olan 22 Şubat'ın yıl dönümü olmasıdır. Değerli arkadaşlar, Necdet Sançar'ın önemi nedir? İlk önce bundan başlayalım. Necdet Sançar Türkçü fikir teorisyenimizdir. Bunu bu şekilde anlamak ve algılamak gerekir. Hayri Yıldırım Hoca'nın bildiğiniz üzere Necdet Sançar üzerine çok derin ve kaynaklara dayanan belgelerle yaptığı bir inceleme var. Necdet Sançar Türk ırkı sağ olsun. Burada da anlattığı üzere değerli arkadaşlar Necdet Sançar bir fikir teorisyeni. Bizim fikir teorisyenimizdir. Fikir teorisyeni ne demek? Bazen bu soyut kalabiliyor. Arkadaşlarımız bunu anlayamayabiliyor. Fikir teorisyeni ne demek arkadaşlar?
Fikri işleyen kişi demek, fikri anlatan kişi demek, fikri güncelleyen kişi demek. Çünkü bizim fikir büyüğümüz, fikir babamız bildiğiniz üzere atsızdır. Elbette Necdet Sançar'ın da fikirleri çok çok önemlidir. Demek istediğimiz şey o değil. Demek istediğimiz şey atsızın fikirlerini bize işleyerek anlatan, aktaran, öğreten, o fikirlerin seviyesini yükselten, o fikirleri bizlerin günümüze gelmesini sağlayacak şekilde derinliğine kavuşturan kişi Necdet Sançar'dır. Şimdi Necdet Sançar'la ilgili olarak şu şekilde düşünülebilir. Bunu daha önce Hayri Yıldırım hocamız da zannedersem söylemişti. Atsız binayı yaptı, Sançar da sıvasını attı. Bu şekilde düşünülebilir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hakikaten Necdet Sançar'ın makalelerini okuduğumuzda, Necdet Sançar'ın yazılarını, kitaplarını okuduğumuzda değerli arkadaşlar bunları görüyoruz. Fikri işlediğini, fikri anlattığını, fikri öğrettiğini görüyoruz. Tabii ki bu da bizim için çok önemli. Çünkü atsız Necdet Sançar olmasaydı bu iki kardeş Türkçülüğü bugüne Hayri Yıldırım Hoca'nın da deyimiyle aktarma organı olarak getirmeselerdi. Bugün atsız çok çile çekmiş. Evet, halen daha o şekilde düşünüyoruz ama ancak Necdet Sançar'ın desteği olmadan çok çile çekmiş ve bir yerlerde belki de çok yorulmuş bir fikir büyüğümüz olarak düşünülebilirdi. Ancak öyle değil arkadaşlar. Necdet Sançar gibi çok çok önemli bir şansı vardı atsızın. İşte Necdet Sançar'ın önemi burada. Necdet Sançar atsızın fikirlerini işleyen, anlatan, aktaran, öğreten kişidir. Bizim için önemli olan tarafı budur. Zaten Necdet Sançar'ın varlığı baştan sona bizim için çok önemlidir. Çünkü Necdet Sançar'ın baktığımızda yayın hayatına başladı 30'lu yılların sonundan öldüğü güne kadar, hatta yazı masasında öldüğü ana kadar mücadele etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çok ama çok önemlidir. Şu anda telefonun karşısında konuştuğum için zannedersem bir ses sorunu yok. Şimdi bir ekrana bakmak istiyorum. Şu anda beni duyan arkadaşlar herhangi bir ses sorunu var mı? Lütfen yazabilirler. Bir ekrana bakıp kontrol etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ses sorunu var mı? Ses duyuluyor mu? Çünkü şu anda burada tek olduğum için ekranı kontrol edecek bir arkadaşımız yok. Şu anda aktif olan arkadaşlar. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşımıza Tek, Lefen ya da Turgut Bey bunları yazmışlar. Çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, herhangi bir konuşma hazırlığı yapmadım. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Sadece birkaç başlık altında, elime birkaç başlık altında konuşmayı yapmayı düşünüyorum. Birkaç başlık yazdım sadece. Onun dışında tamamen doğaçlama şekilde gidiyoruz. Şimdi Necdet Sançar'ın önemi, Necdet Sançar'ın Türkçülükteki yeri hususunda söyleyebileceğim aslında daha çok şey var ya da söylenebilecek daha çok şey var. Çünkü Necdet Sançar, değerli arkadaşlar, bugün bir aktarma organı olarak Türkçülüğü bize geliştirip o dönemde bırakmış değil. O çıtayı 1975'te 22 Şubat'ta bırakmış değil. Değerli arkadaşlar, bize Türkçülüğü bir aktarma organı olarak ilk büyük Türkçülerden, Türkçülüğün ortaya çıkışından itibaren, yani bir siyasi ezandan sonra devam edelim. Eşhedü en la ilahe illallah.
Biraz önce videonun başında göstermiştim. Burası Karacaahmet Mezarlığı. Cemevi ile cami yan yana olduğu için tam da caminin yanındayız şu anda. Ezan saatini unuttuk. Dolayısıyla böyle bir durum oldu. Artık kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Necdet Sançar'ın Türkçülük tarihindeki önemi nedir? Necdet Sançar neden bizim için çok önemli? İlk büyük Türkçülerden gelen Türkçülüğü aktararak çok önemli bir iş mi yapmıştır? Bunları düşünelim. Değerli arkadaşlar, Necdet Sançar Atsız'la birlikte yaşadığı dönemde Türkçülüğü, ki o döneme göre düşünmek gerekir. Çünkü tarihçi arkadaşlarımız ve tarihle ilgilenen arkadaşlarımız çok iyi bilir ki tarihi olaylar geçtikleri günün koşullarına göre değerlendirilir. Dolayısıyla geçtikleri günün koşullarında Türkçülük bazı dönemlerde çok zor aşamalardan geçmiş, çok zor süreçlerden geçmiş. Bunları sırtlayan, hele hele 1940'larda 44 davası gibi hakikaten Türkçülüğün bir yokuşu olan, Türkçülüğün bir dönemeci olan dönemde bunları sırtlayan ve Türkçülüğü ekseninden kaymadan günümüze getiren işte fikri, Türkçü fikri işleyerek aktaran, geliştiren Atsız ve Necdet Sançar'dır. Özellikle Necdet Sançar'dır. Bugün burada canlı yayın yapmamızın, canlı yayını bu kadar önemsememizin, canlı yayınla ilgili arkadaşlarımızın canlı yayına katılarak bizleri dinlemesini çok istememizin sebebi işte bu. Çünkü Türkçülük arkadaşlar yayılması gereken, herkes tarafından benimsenmesi gereken bir fikirdir. Türk milletinin tarihten getirdiği öz fikridir, kendi fikridir. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın Atsızlı'da, Necdet Sançar'da, Mahmud Esat Bozkurt'u'da, Ömer Seyfettin'de, Akçuray'da, Gökalbi'de, Mehmet Emin Yurdakul'da, diğer bütün Türkçü büyüklerimizde çok çok iyi bilmesi, çok çok iyi öğrenmesi gerekir. İşte Türkçülük tarihindeki yeri bakımından Necdet Sançar'ın önemi de arkadaşlar buradan geliyor. Necdet Sançar işte o saydığımız ilk büyük Türkçülerden itibaren birçok dönemece uğrayan, birçok rampa çıkmak zorunda kalan Türkçülüğü günümüze doğru şekilde ve bizim doğru şekilde anlayacağımız biçimde geliştirerek günümüze getirmiştir. Şimdi arkadaşlar, tabii ki Sançar fikri bir teorisyen olarak işlememiş olsaydı, yani anlattıklarımızın, düşündüklerimizin tam tersi gerçekleşmiş olsaydı, bugün Türkçülük ekseninden kaymış bir fikir olabilirdi. Bu bir gerçektir. İnançların, dinlerin ya da mezheplerin karanlık labirentlerinde kendisini arayan bir fikir olabilirdi. Bu bir gerçektir, bu bir tarih gerçeğidir. Hatta günümüze bir aktarma organı olarak bu kelimeyi çok kullandım. Çünkü Hayri Yıldırım hocamızın bir değerlendirmesidir bu. Çok hoşuma gitti ve olayı da çok net anlatan, çok güzel anlatan bir ifadedir. Günümüze bir aktarma organı olarak Atsız ve Sançar Türkçülüğü getirdikleri halde bile bugün
görüyorsunuz 2010'lardan sonra birçok Türkçü teşkilat, birçok Türkçü fraksiyon ortaya çıktı. Halbuki Türkçülük tektir arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlamamız, bu şekilde bilmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. İlk büyük Türkçülerden Atsız ve Sançar'ın alarak günümüze getirdiği Türkçülükten başka bir Türkçülük anlamıyoruz. Olay bundan ibarettir. Şimdi değerli arkadaşlar, Elde Sançar ve Atsız'ın ne yazık ki eserlerinin birçoğu yüksek fiyatlardan satılıyor. Bunu internette, sosyal medyada ya da bir takım kitap sayfalarında görüyoruz. Bulamadığınız çok nadir eserlerin tamamını PDF'sini biz ücretsiz şekilde takipçilerimize, takip etmesine gerek yok, bütün arkadaşlarımıza ücretsiz şekilde gönderiyoruz. Bunu da bir dipnot olarak Atsız ve Sançar'ın mezarından sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü değerli arkadaşlar, bunların birçoğu döneminde çok büyük zorluklar altında, çok büyük zorluklarla Atsız'ın Sançar'ın bazen kitap satarak yokluklar içerisinde, kimi zaman Atsız ya da kimi zaman Sançar vekalet emrini alınarak, yani maaşın üçte biri değerli arkadaşlar kendisine ödenmek suretiyle yaşadıkları dönemlerde, özellikle Zonguldak'taki o zor zamanlarda bastırılmış eserlerdir. Bu eserleri günümüzde ne yazık ki çok yüksek rakamlarla satmaya çalışıyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Bu eserlerin tamamının PDF'sini ücretsiz şekilde biz talep eden bütün herkese, sadece takipçimiz olması, Türkçü olma vesaire hiç önemli değil, bütün arkadaşlarımıza yolluyoruz. Çünkü Necdet Sançar'ı ve Atsız'ı, özellikle Sançar'ın eserlerini doğru şekilde anlayıp değerlendirmesi gereken kesim yalnızca Türkçüler değildir. Bütün insanlar, bu fikri takip eden, bilen herkes, herkesin bunu değerlendirmesi, anlaması gerekir. Değerli arkadaşlar, Necdet Sançar ve Atsız Türkçü yaşayıp Türkçü öldüler. Hayri Yıldırım hocamız böyle bir değerlendirme yapmış. Bugün sosyal medya hesabında gördük. Güzel bir paylaşım yapmış. O Türkçülüğün günümüze aktarılmasıyla ilgili yazdığı cümlelerden size bir ifade aktarmak isterim. Değerli arkadaşlar, Türkçü yaşayıp Türkçü ölmek çok zordur. Belki Türkçü yaşayabilmek kolay olabilir. Bir şekilde Türkçülükle temas edilmiş olunabilir. Ancak Türkçü ölmek, yani ömrünün sonuna kadar Türkçülüğe hizmet etmek, Sançar gibi, Atsız gibi, Ömer Seyfettin gibi, Mahmud Esat Bozkurt gibi, Akçura gibi, özellikle çok önemsiyoruz. Ziya Gökalp gibi, Zeki Veli Togan gibi, Sadri Maksudi gibi ve şu an aklımıza gelmeyen ya da sayamayacağımız birçok Türkçü büyüğümüz gibi Türkçü ölmek, Türkçülükle mücadele, Türkçülük için mücadele ederek ölmek gerçekten çok zordur. Şu anda bunun en canlı, en örnek alınası, bizim için rol model olan iki fikir büyüğümüzün huzurundayım. Atsız ve Sançar'ın. Bunlar Türkçü yaşadılar ve Türkçü öldüler. Türkçü olunabilir. Atsız'ın böyle bir sözü var. Herkes Türkçüyüm diyebilir diyor. Ama önemli olan o şekilde yaşayıp mücadele etmektir. Bu minvalde Atsız'ın bir değerlendirmesi var. Değerli arkadaşlar, Necdet Sançar ve Atsız Türkçü yaşayıp Türkçü öldüler. Biz de bugün 46. ölüm yıl dönümü ya da aramızdan bedenen ayrıldıkları 46. yıl dönümünde Atsız ve Sançar'ın mezarları başında sizlere seslenmek istedik. Buradaki tek amaç Atsız ve Sançar'ın adını sizlere duyurmak, ulaştırmak, buraya gelemeyen arkadaşlarımız için buranın nerede olduğunu, mezarların nerede olduğunu göstermek. Çünkü olabiliyor, bazen denk geldim, denk geliyorum da İstanbul'da olup da bu mezarların birçoğunun İstanbul dışında olduğunu sanan birçok Türkçü arkadaşımıza denk geldik. Bu arkadaşlarımız eğer imkanları varsa gelip ziyaret edebilirler. Buradan canlı yayın yapmamızın sebeplerinden biri de bu. Zaten hatırlayacaksınız, canlı yayının başında buranın nerede olduğunu, neresi olduğunu ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz Sançar üzerinde konuştuk. Fikir teorisyeni ne demek? Fikrinin teorisyeni olması, fikrimizin teorisyeni olması, geliştirip günümüze aktarmasının önemi nedir? Türkçülük tarihindeki yeri nedir? Bunları konuştuk. Buradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalıştım. Çünkü şu anda Atsız'ın ve Sançar'ın mezarı başındayız. Bu çok önemli. İki fikir büyüğümüz, yolbaşçımız, adımlarına basarak ilerlediğimiz, tabii çok önemli bir değerlendirme olsa gerek, adımlarına basarak ilerlediğimiz
iki büyüğümüzün şu an huzurundayız. Bunları size aktarmak istedik. İl dışında olan arkadaşlarımız var. Salgın dolayısıyla dışarıya çıkamayan, tereddüt eden arkadaşlarımız var. Evlerinize de bu vesileyle konuk olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sayfamızı takip etmenizi, beğeni ve yorum yaparak erişiminin, trafiğinin artmasını sağlamanızı sizlerden rica ediyoruz. Çünkü Türkçü sayfalar zor şartlarda yayın yapıyorlar. Kullandığınız etiketleri takip ederek bizleri şikayet edenler olabiliyor ne yazık ki. O yüzden bütün Türkçü sayfaları değerli arkadaşlarımızın takip ederek trafiklerini ve erişimlerini artırıp Türkçülüğün yayılmasına katkı sağlamalarını ben Atsız'ın ve Sançar'ın mezarı başından arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, tekrardan aramızdan bedenen ayrılışının 46. yıl dönümünde fikir teorisyenimiz bize Türkçülüğü ilk büyük Türkçülerden alıp getirerek bir aktarma organı olarak görev yapan, Türkçülüğü geliştiren, Türkçülüğü yükselten fikir büyüğümüz Necdet Sançar'ı saygıyla anıyorum. Atsız'ın ve Sançar'ın mezarı başından sayfamızı destekleyen, sayfamızı takip eden, yorum ve beğeni yaparak erişiminin, trafiğin artmasını sağlayan değerli takipçilerimizi, değerli arkadaşlarımızı ve bütün Türkçüleri, bütün arkadaşlarımızı tekrardan Karacaahmet Mezarlığı'nda Atsız'ın ve Sançar'ın mezarı başından saygıyla selamlıyorum. Tanrı Türk'ü korusun diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Esenlikler diliyorum.